ama gözlerinizdeki ışıltıyı görüyorum, çok büyük zevk alıyorsunuz. Efendim malumunuz son günlerde bir takım absürt laflar eden hocalar Türkiye'nin gündemine geldi. Nurettin Yılmaz da bunlardan biri. Bu Nurettin Yılmaz adlı hocanın... Yıldız. Ben ne dedim hocam? Yılmaz dedim. Ha pardon hocam, Yıldız yazıyor da Yılmaz nereden? Burada Yıldız yazıyor. Nurettin Yıldız adlı bir hocanın kadınların dövülmelerine şükretmelerini tavsiye eden, asansörde halvetten bahseden, yorgandan, yastıktan bir takım, ben söylemeyeyim, ben söyleyeyim, muzur yorumlar ortaya atan çok garip görüşler ortaya çıktı. Bu ve bunun gibi hocalar son zamanlarda aldı başını gidiyor. Yani enteresan. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile bu hocalara karşı harekete geçirmesini emir buyurdu. Ve Nurettin Hoca hakkında soruşturma açıldı. Peki şimdi soruyoruz herkes gibi, bu hocalar nereden çıktı? Asıl büyük fotoğrafı görmezden gelmeyelim. Bizi asansörle, yorgan yastıkla ilgili fetvalar veren hocalarla oyalayanlar asıl büyük fotoğrafı görmemizi engelliyorlar. Gelin biz asıl soruyu soralım, büyük soruyu soralım. Bu hocalar nereden çıktı? Suriye ile savaş yapmak caizdir diyerek Müslümanın Müslümanı öldürmesine fetva veren hocalar nereden çıktı? Nijerya'dan, Fas'tan $1000 alt mürün kadın getirip halvet olarak, sonra kadın ticaretinden yargılanan, sonra devlet katında itibar gören bu sakallı cübbeli hocalar nereden çıktı? Hayvan derisinden ürettiği alalade bir terliği, bu terlik ey ümmeti Muhammed, Hazreti Peygamber'in nalı şerifidir, fiyatı 100 liradır, bunu satın alan cennete girer diyen hocalar nereden çıktı? Siyasete şirin gözükmek uğruna, yolsuzluk yapmak, hırsızlık yapmak değildir diyen ilahiyat profesörü hocalar nereden çıktı? Devlet ihalelerini kazanan iş adamlarının, devletten ihale alan iş adamlarının torpilli bazı vakıflara para aktarmalarına bu rüşvet değildir fetvası veren hocalar nereden çıktı? Bir yerde Şiilik, Alevilik varsa orada sapıklık vardır, dini bozmak vardır, Şii olmak Hristiyan olmaktan daha kötüdür diyen profesörler, hocalar nereden çıktı? Daha da genişletelim mi halkayı? Genişletelim. Atatürk'e zurnanın son deliği diyen dallamalar, Atatürk'ün annesine söven ahlaksızlar, keşke Yunan gelseydi diyen sahtekar tarihçiler, hepimiz Rumuz diyen sözde gazeteciler, Amerikasız olmaz diyen hacı efendiler bu ülkede ne zaman küredi? Büyük fotoğrafı görün beyler, büyük fotoğrafı. Hangi bataklıklar, hangi kirli siyaset, hangi mezhep ayrımcısı nutuklar, hangi kusmuk dolu stratejik derinlikler, hangi kinle nefret kusan ağızlar bu mendeburları karşımıza çıkardı, bu topraklara bela etti. Nurettin Yıldız'ın yorganıyla, yastığıyla, asansörüyle ilgileneceğinize balığın baştan koktuğu büyük fotoğrafı görün. Bu ülkenin ekonomisinden kötü kokular geliyorsa, bir ülkenin yargısından kötü kokular geliyorsa, bir ülkenin dış politikasından kötü kokular geliyorsa, bir ülkenin milli eğitim sisteminden kötü kokular geliyorsa, bu tabloyu gören ve susan hocaların nasıl olmasını bekliyordunuz? Sizin hocalarınız Büyük Ortadoğu projesine nimet dedi. Sizin bacılarınız
Arap Baharı'na Rum suresini örnek göstererek destek çıktı. Sizin mollalarınız Kahire sokakları kan gölüne çevrilmişken radya işareti yaptı. Sizin müminleriniz Mavi Marmara saldırısında katledilenlerin haklarını savunmaktan vazgeçti. Sizin imamlarınız domuz etinin, zinanın serbest kalmasına rıza gösterdi. Siz hala hangi yüzle, yatakla, yorganla, yastıkla uğraşıyorsunuz? O yorgan sizin ayıbınızı örter mi sanıyorsunuz? Evet değerli kardeşlerim. Ah buyurun. Bir de Atatürk'e geleceğim. Atatürk döneminin hocaları var. Aslında konum çok uzundu benim, kısalttım onu. Atatürk döneminin de hocalarının vatan anlayışı, devlet anlayışı, emperyalizme bakışı vardı. Sizin hocalarınız böyleyken Mustafa Kemal'in hocalarından Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi cuma namazını kılmak için camiye toplanan Müslümanlara şöyle vaaz etti. Ey Müslümanlar, İzmir işgal altındayken size cuma namazı kıldırmam. Gidin İzmir'i Yunan'dan kurtarın, ondan sonra size cuma namazı kıldırırım. Atatürk'ün hocaları, müftüleri, vaizleri böyle ahlaklı, faziletli insanlardı. Siz bugün ona sövüyorsunuz. Değerli kardeşlerim, evet Atatürk dönemine tekrar dönelim. Atatürk sanki bu günleri işaret edercesine, sanki bugünün biraz önce anlattığım bu iğrenç tablosunu görürcesine, bu kalp bozukluklarını, bu siyaset bozukluklarını, bu politik bozukluklarını, bu insani bozulmayı görürcesine bir hutbe kitabı hazırlattı. Kendi talimatıyla o hutbe kitabında hangi hutbelerin okunması gerektiğini tek tek belirledi. Burada hoş geldin Atatürk kitabının 677. sayfasında okursanız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın yazdığı manifesto niteliğinde bunları görürsünüz. Bak burada mesela vatan müdafası ile alakalı hutbe koydurdu. Bu Müslümanlara vatan müdafasını anlatın. Ey hocalar dedi. Keşke bugünkü hocalar bok nimettir diyenler Atatürk'ün bu vatan müdafaası hutbesini okusalardı. Ellerinde yoksa biz gözde göster göndeririz. Emanete hıyanet etmemek konulu hutbesi var. Eksik örtenler, yanlış tartanlar, yani yolsuzluk yapanlara uyarıda bulunan hutbeler var. Ve dikkat edin, ben size bu hutbeden bahsedeceğim. Atatürk'ün İlk okuttuğu Türkçe hutbenin tarihi 5 Şubat 1932. Süleymaniye Camisi'nde Saadettin Kaynak tarafından okundu bu hutbe. Doğru mu hocam? Saadettin Kaynak okudu. Şimdi Atatürk, hutbe, Saadettin Kaynak. Bu hutbede ne olabilir? Ben hutbenin uzun da son paragrafını okuyayım. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kontrolünden geçen İlk Türkçe hutbenin son paragrafı hep ayetlerle dolu. Bakınız diyor ki, ey müminler, ıslah edilen yeryüzünü ifsad etmeyiniz. Araf 56. Allah ifsad edenleri sevmez. Maide 64. Sanki bugün Orta Doğu'yu karıştıranları uyarıyor 1932'de. Kendiniz yapmadığınız iyilikleri başkalarına nasıl tavsiye edersiniz? Kitabı okuyorsunuz, hiç düşünüyor musunuz? Bakara 44, Mustafa Kemal'in ilk Türkçe hutbesi. Ey insanlar, şeytana uymayınız. O sizin apaçık düşmanınızdır. Size fenalığı ve namussuzluğu emreder, öğütler. Allah hakkında bilmediğinizi söylemeyi o öğretir. Bakara 168-169. Yukarıda anlattığım pislikle değerlendirin bunu. Ey insanlar, şeytana uymayınız. Ve son paragraf. Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve ihsan ettiğimiz rızıktan gizli ve aşikar sadaka verenler tükenmez bir mala sahip olacaklarından emin olabilirler. Allah onlara mükafatını verecek ve lütfunu da artıracaktır. Fatır 29-30. Şimdi ben hoca değilim.
Ama ben size bir sosyolojik analiz yaptım. Türkiye'deki hocalardan bahsettim. Ortalıktaki bu kadar pislik dolaşırken nasıl sustuklarından bahsettim. Mustafa Kemal'in okuttuğu ilk Türk hutbede de ayetlerle mücehhez kılınmış ışıltılı uyarıları anlattım ki bugün bu pisliğe bulaşanlar Atatürk'ün okuttuğu bu hutbeden uyanıp kendilerine gelsinler. Kur'an'ın güncellenmesini savunma noktasını gelenlere de acizane tavsiyem, bu hale niye geldik diye muhasebe yapalım ve kafadan kontak feslilerin hasta yataklarına değil Atatürk'ün hutbelerine sarılalım, sığınalım. Gerçeği orada bulacaksınız. O gerçek zaten bizim önümüzde. Hoş geldin Atatürk diyor, saygılar sunuyorum.